Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3 345 yayınlarının hazırladığı 12'li TYT matematik denemelerinden deneme 7'nin çözümünü yapacağız. Daha doğrusu geometri çözümünü yapacağız. 31. soruyla geometri çözümlerine başlayalım arkadaşlar. 31. soruda ne demiş? Aşağıdaki dairesel duvar arası saatinde saat 9, 9.10 ve 9.15'te akrep ve yalkovanın konumları birlikte verilmiştir. Bakın 9'da böyle, 9 9.10'da böyle, 9 çeyrekte de böyle. Buna göre yelkovanların uçları birleştirilerek oluşturulan x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Burada bu yelkovan bu da yelkovan. Buradaki işin esprisi ne arkadaşlar? Hocam yelkovanlardaki bu şey uzunluklar eşit. aynı uzunluk buraya da gelmiş. Aha da burası da eşit mi? Eşit. Peki bu saat 12 bölmeden oluşuyor. Daire şeklinde 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman her bir bölmenin kaçar derece olduğunu fark ediyoruz. 30'ar derece. Hocam 60'ı görüyor. Merkez açıdan 60 yaptı. Hocam 30'u görüyor. Burada kaçı da 30 derece yaptı. Hatta şu açı kaç yaptı? 90 derece yaptı. A ikiz kenarlık var. 90 sa bu açılarımız 45-45 mi yaptı? Evet. Ve şurada da ikiz kenarlık var. Ve ikiz kenarın tepe kaç derece? 30 derece. 180'den 30 çıkart. 150. 2'ye böl. 75-75 yapmalı. Burası da 75. Burası da 75 yapacak. Yani x artı 45 eşittir 75 ise x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 30 derece buluruz. 31. sorunun cevabı böylelikle. Edremit oldu. Geldik 32'ye. Köşegeni 9 santimetre olan K dikdörtgeninden 4 tane ve alanı 41 santimetre kare olan L karesinden de 1 tane birleştirmiş. Arkadaşlar eş dikdörtgenler değil mi bunlar? Evet eş dikdörtgenleri kullandıysak kısa kenarlarına dikkat edelim ya da uzun kenarlarına dikkat edelim. E burada eş dikdörtgenleri yoğunlaşacağız ilk etapta. Hocam buraya A dersem kısa kenar uzun kenarına B dersem kısa kenara uzun kenar B kısa kenara uzun kenar B hop A B yazdık. A hocam burası daha ya. Bunun tamamı B olduğundan buraya B eksi A kaldı. Hocam aynı şekilde B ya. Burası da B olduğundan burası da A olduğundan buraya da B eksi A aldı. İçerideki küçük kare bakın bir kenarı B eksi A olan bir kare oldu? Evet. Şimdi burası A burası B iken burada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. A kare artı B kare buradan neye eşit? 9'un karesine. 81'e eşit. Bir de burada 41 santimetre kare verilmiş bu karenin alanı. Yani B eksi A'nın karesi eşittir 81. Ee, pardon 41 verilmiş. Arkadaşlar çok güzel bir soru. ÖSYM böyle soruları seviyor. Yazan hocama da teşekkürler. Ee, bu soruları böyle her denemede görmek istiyorum. Çünkü geometrinin içerisinde şeyi de kullandırıyor ÖSYM. Neyi kullandırıyor? Çarpanları ayırma muhabbetini de kullandırıyor. İşte o güzel sorulardan biri olmuş burada. Arkadaşlar şunu açacak olursak. B kare eksi 2 AB artı A kare eşittir 41. Hocam A kare artı B kare belliydi. Neydi? 81'di. Bunların yerine 81 yazarsam 81 eksi 2 AB eşittir 41 yaptığından x 2 AB'yi öbür tarafa 41'i buraya atalım. 40 eşittir 2 AB yaptım yaptı. Hatta buradan AB'yi kaç bulduk arkadaşlar? 20 bulduk. Evet elimizde AB var arkadaşlar. A çarpı B var. Güzel. Bir de elimizde ne var? A kare artı B kare var. O da güzel. Başka bir şey var mı? Yok. ABCD karesinin çevresi isteniyor. Yani bizden A artı B eşittir nedir diye soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar A kare artı B kare var elimizde. A çarpı B de var. Burada biraz çarpanları ayırma kullanacağız. İsterseniz buna x deyip her iki tarafın karesini alabilirsiniz. Ya da direkt a kare artı b kareyi bilin. Çok kullandırıyorlar zaten matematikte. İki tane açılım var. Ya a artı b'nin karesi eksi 2ab ya da a eksi b'nin karesi artı 2ab. Ama benden çevresi istenildiğinden a artı b istenildiğinden ben bunu A artı B'li bir şekilde açayım. A artı B'nin karesi eksi 2AB'ye eşittir. E akar artı B kare belli. 81. O zaman yazdım bunun yerine 81'e Eşittir. A artı B'nin karesi eksi 2AB. 2AB zaten 40 değil miydi? Evet eksi 40 oldu. Attık bunu buraya. 121 eşittir A artı B'nin karesi olduğundan. A artı B'yi de kaç bulduk? 11 bulduk arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Karenin çevresi. A artı B'yi 11 bulduysak Karenin bir kenarı 11 oldu. O zaman çevresi ne olacaktır arkadaşlar? 4 çarpı 11'den 44'e eşit olacaktır. Evet yazan hocam kalemine sağlık çok güzel. ÖSYM dediğimiz gibi bu çarpanlara ayırma muhabbetini e, genelde dikdörtgende karede kullandık duruyor. Tabi başka yerlerde de kullandırabilirler arkadaşlar. 32. soru böylelikle Denizli yaptı. Geldik 33'e. 11'im uzunluğunda 2 eş kola sahip pergel şekil de zemin üzerinde belli bir açıklıktayken sağ kolu şekil 2'de de ki gibi ok yönünde 6 birim kapatıldığında da 60 derece kaç yapmış. Hmm, i̇ki eş kola sahip. Hocam burası 10 burası da 10. Evet. Hocam burası 10 burası da 10. A 60. O zaman burası da ne oldu bu üçgende? 60 60 60 burası da 60 oldu mu? Evet. Eşkenar üçgen oldu. Yani burası da 10 oldu. E, eski halini bu şekilde göstermiş zaten. Eski halindeki taban uzunluğumuz ne oldu o zaman arkadaşlar? 16. Yani burası 16 oldu. Bize diyor ki buna göre ilk durumda pergelin iki kolu ve zemin arasında kalan üçgensel bölgenin alanı yani şu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ikiz kenar üçgen var tabanda mevcut alanda soruluyor. Tabanına ait yüksekliği çizecek olursak hop çizdik 8 8 yaptı. 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. Evet tabana ait yükseklik çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Tabanımız 16 yüksekliğimiz 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 48 çıktı. 33. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 34'e. Çekil 1'de arka yüzü kahverengi, ön yüzü beyaz renkli olan dikdörtgen biçimli bir kağıdın üzerinde dikdörtgen ile ortak bir kenarı olan ve dik kenarları B noktasında kesen sarı renkli dik üçgen biçimli desen yer almaktadır. Evet, hop bunu böyle almışız arkadaşlar. Evet, önceki halinde burası 2 iken burası da ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Sonra hocam bu kenarla da bu kenar eşit mi? Eşit. Hatta açılarda da eşit ama bir uzunluklar işimi görecek galiba. Dikdörtgen A köşesinden sarı renkli desenin şu desenin neresine denk geliyormuş? Ee, bir kenarı boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında A köşesine geldiği yeni yer sarı renkli desenin ağırlık merkezi oluyormuş. He, bu ağırlık merkezine denk geldi. Bu nasıl bir üçgendir? Dik üçgendir. Arkadaşlar ağırlık merkezine attığımız başlık neydi? Ağırlık merkezinde 90 derece varsa büyük ihtimal ne vardı? Muhteşem. Bak bu ağırlık merkezine gelmiş. Bu ağırlık merkezini uzatacak olursam 90'dan çizilen bu ağırlık merkezinden geçen kenar orta oldu. Hatta burada ne çıktı arkadaşlar? Muhteşem üçlü çıktı arkadaşlar. Çünkü şunlara şöyle eşitliği çift çizgileri yan tarafta kullandım. Şu eşit, şu eşit, şu eşit oldu. E hocam bu ağırlık merkezi ise 2'ye 1 oran vardı. 2 ise burası 1 oldu. Toplam bu uzunluk 3 ise burası da 3, burası da 3 yaptı. Yani toplam bu uzunluk kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. A noktasının B'ye olan uzaklığı 2 birim olduğuna göre diyor. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Tamam 2'yi burada kullandık. Dikdörtgenin alanını bulmam için burayı bulacağım. arkadaşlar şurası da 2 ya. Ben burayı kullanayım. Nasıl? Hop şurada bir dikdörtgen oluştursak. En sevdiğimiz şey. Hocam 2 iken burası 2 oldu. Tamamı 6 idi. O zaman buraya 4 kaldı. Bak öklit bağıntısı. H kare eşittir 4 çarpı 2'den. H buradan kök 8 yani 2 kök 2 yapar. Evet H'ı 2 kök 2 bulduk. Dolayısıyla burası 2 kök 2 oldu. Dur şurada uzunluk kaçtı arkadaşlar? 6 birimdi. Dik dörtgenin alanı soruluyor. 6 ile 2 kök çarpımı. Alan 6 çarpı 2 kök 12 kökki yapacaktır sevgili gençler. Evet bu sorumuzun cevabı 34. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 35. soruya. Düzlemde verilen ABCD paraya kenarının AB kenarı ile AD kenarının orta noktasından bahsediyor. Bir paraya kenarı çizelim arkadaşlar. Paraya kenarı çizdiğimizde de şu alışkanlığınız olsun. Gerçi ben burada hep ikilemde kalıyorum da. Şimdi ÖSYM ABC'de paraya kenar derken hani AB böyle yazdıysanız C burada D burada olmalı. Yani C burada D burada olmamalı. Ama artık ÖSYM artık işi garantiye alıyor. Bir ABC'de paraya kenarında AC köşegen olmak üzere diye başlıyor. Yani A ve C sana karşılıklı olduğunu belirtiyor. Hani burada da karşılıklı olduğu belki belirtilebilirdi arkadaşlar ama o kadar da önemli değil artık. Şu da alıştık ABCD paraya kenarında. AD'nin orta noktası. AB'nin orta noktasıyla AD'nin orta noktası sırasıyla E ile F olarak adlandırılıyor. Evet bunlar orta nokta diye gösterelim arkadaşlar. Sonra bu neresi? BF ile de şeyde kesişiyormuş arkadaşlar. BF ile de DE'yi kestiğimiz yer G olarak adlandırılmış. Çok güzel. Ve EBG üçgenin alanı 9 santimetre kare olarak 9 birim 8 birim kare olarak verilmiş arkadaşlar. E buradaki alan 8 ise paraya kenarın alanı nedir diye soruluyor. Şekle baktığınızda paraya kenar konusu içinde olsanız bile üçgen bilgileri her zaman aklımızda değil mi bizim? Evet hocam. E o zaman burada bak kenar gördüm. Burada da kenar ortaya gördü. Sana ne alım sattı? Ağırlık merkezi. Yani şurada bir üçgen oluşturacak olursak. a kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi ve alan ilişkisi deyince ne oluyordu? Her 3 üç, 3. kenar ortayı da çizdiğimiz zaman ki çizmemiz lazım diye hep söylüyoruz. Buradaki alanların hepsi birbirine eşit oluyordu. Yani burası da 8, burası da 8, burası da 8, burası da 8, burası da 8. 6 kere 8, 48, burası da 48. Yani toplamda tüm alan kaç yapmış oluyor? 96 yapmış oluyor. Evet, paralel kenar konusu içinde olsanız bile. Zaten konu anlatımlarını hep ben üçgen üzerine anlattım. Senin aklında, fikrinde, başında, her yerinde ne olacak? Üçgen olacak. Üçgenler kafada uçuşacak. Benim logoda da biliyorsunuz üçgenler var. Logo derken YouTube'un arka plan resminde. Üçgen önemli. Orada önemini vurguluyorum aslında. Evet 35. soru. Edremit oldu. Geldik 30. 6. soruya. Dikdörtgen biçiminde ekranı olan bir telefon. Dikey konumdayken ekranında bir havuz fotoğrafının dik üçgen biçimindeki kısmı gözüküyor. Aa hocam 8 10 burası nedir? 6 8 10. Sonra telefon yatay konuma alındığında fotoğraf orantılı olarak büyütülüp büyüyüp havuzun gözüken kısmı dik yamuk biçiminde almaktadır. Görünmeyen parçası da var burada. Belki burada da görünmeyen parçası vardır böyle. Şöyle değil mi? Bilemiyoruz onu. Neyse. Şekildeki uzunluklar aynı birim cinsinden olduğuna göre havuzun son durumda gözüken yüzeyinin alanı ne kadardır diye soruluyor. Hocam sen buradaki burada kaldığını nereden biliyorsun diye sorabilirsin. Hiç oraya odaklanmayalım o zaman. Burada 6, 8, 10 üçgeni var. Bu da büyüdü değil mi? Büyümüşü. Hocam bu alfa, bu beta diyecek olursam. Çevirdiğim zaman bak merdivende de burada. Burası yine alfa mı arkadaşlar? Evet. E burada dik yamuk var. E sen dik yamuk gördüğünde ne yapıyorsun? Şunu diyoruz hep. İnsan olan diki çizer kardeşim diyoruz. E çizdin diki. Diki çizince aa alfa 90 burası da beta oldu mu? Oldu. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta bu 3, 4, 5'in katıysa bu da 3, 4, 5'in katıdır diyebiliriz direkt. Alfanın karşısı 3'ün katı, betanın karşısı 4'ün katı olacak şekilde. 3K, 4K, e o zaman şurası, şuraya kadar 4K. E o zaman burası da 5K. E 5K eşittir 15 ise K'yı 3 buldun. K'yı 3 bulduysan burası 9 oldu, burası 12 oldu. E tamamı 16 idi. Buraya 4 kaldı. Yukarısı da kaç yaptı? 4. Her şey çıktı mı meydana? Çıkmaz mı be ya? Şu uzunluk 9. Yamuğun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban. Yani 16 artı 4. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz 9 bölü 2 bize alanı verecektir arkadaşlar. Yani kaç yapıyor arkadaşlar buradan? Bu 20. 20 ile 2 sadeleşince 10 yaptı. 10 da 9'u çarpınca 90 mı yaptı cevap? Evet 90 yaptı. Ya da direkt bu üçgenle bu üçgeni 90'ın karşı 10 bölü 90'ın karşı 15 deyip klasik benzerlik de yapabilirsiniz. Bazen tanjant alfayı de kullanmak ya da bu alfa betalı üçgen 3 4 5'in katı ya bu da 3 4 5'in katı deyip daha da kısalaştırabilirsiniz. Bunlar tabi soru çözdükçe oluşuyor arkadaşlar ya da Soru çözümlerinde farklı yollardan ben çözerken benden de biraz bir şeyler öğrenmiş oluyorsunuz. Evet 36. soru. Akçay oldu geldik 37. soruya. 5 eş dikdörtgen veya eş dikdörtgenler verilir. Evet ÖSYM sever. Evet bu testin içinde de iki tane eş dikdörtgenli soru olmuş oldu bu arada. Olsun. Hiç önemli değil. Ee, sonuçta şeyde de ÖSYM de öyle sorabilir. Problem değil. Ne diyoruz? Eş dikdörtgenleri kullandığım için Hocam kısa kenarına A diyeyim. Uzun kenarına B diyeyim. Hocam A. 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 Burası ne yaptı? 3A artı B yaptı. Hocam dikeye bakayım. E şurası buraya kadar almış. Bunu boş ver. Bunu buraya kadar. A bak şu ve şu gördünüz mü? Şurası A burası B. O zaman burası da A artı B mi yaptı? Evet. Dikdörtgenin çevresi 36 birim kare birim olarak verilmiş. 3A artı B ile A artı B'yi toplarsam 4A artı B yaptı. Bir de 2 ile çarparsam çevresini elde etmiş olurum. Çevresi de kaçmış? 36 yemiş. O zaman buradan 4A artı B. Bir dakika. 3A artı B ile A artı B'yi topladığım zaman 4A artı 2B yapıyor gençler. Şurayı yanlış yazmayayım. Evet 2'ye böldüğümüzde 4A artı 2B eşittir 18 yaptı. Bir daha 2'ye bölelim. 2A, 2 artı B de buradan kaç yaptı arkadaşlar? 2 artı b de buradan 9 yaptı. Evet bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Bakalım bu uzunluk. Arkadaşlar burası A, burası B, burası da A. Bizden 2 artı b M isteniyor. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu. 37. sorunun cevabı Akçay oldu. Geldik 38'e. Ömer kare biçimindeki arkadaşlar kare biçimindeki şeklindeki kartonu makasla doğrusal olarak kesip iki parçaya ayırdıktan sonra e, bu sonra bazı uzunlukları bu ölçümde vermiş. Arkadaşlar tamam bu iki kareyi ben önce parçaya ayrılmadan önceki halini bir çizeyim. Kesimleri nasıl yapmışız arkadaşlar? Kesimleri şöyle yapmışız. Buradan böyle gelmişim. Sonra buradan böyle gitmişim. Şu köşeye kadar gitmişim. Köşede ayrılmış çünkü bu. Buradan da şu kadar gitmişim. Bu iki parça bak görüyorsunuz. Bir, iki, üç parça. İki parça da şu, bir, şu da bir parça. Uzunlukları da yazalım mı? Yazalım. Hocam burası altı birim. Burası sekiz birim. Burası beş birim. Önemli olan neydi? Soru kökünde kare olmasıydı. Kare hocam bu. 13 üçse. Burası da 13. Burası da 13. E burası da 13 olacak. E burası da 13 olması için buraya ne kaldı? 7 kaldı. E zaten burası da bir birim. Bizden şu x ve şu y uzunlukları isteniyor. Arkadaşlar, şurada bir dik yamuk var mı? Var. Dik yamuk gördüğümüzde ne yaparız? Tabii ki insan olan ne yaparsa onu yapıyoruz. Gerçi burada da bir dik yamuk var. E Buradaki dik yamukta da ne yapacaksın? İnsanlık yapacaksın. Şuradan dik çizecek olursak, hatta buradaki dik yamukta da buradan dik çizecek olursak. Hocam 1 1, 6 kaldı. 8 ise 8, 6, 8, 10. Hocam 1 1, 13'tü. 12 kaldı. 5'ti burası. 5, burası da 90 olduğundan 5, 12, 13. Bizden ne isteniyor? Ee, X ile Y'nin toplamı isteniyor. X artı Y'de buradan kaç yapar? 10 ile 13'ün toplamı. Yani 23 yapar. O zaman kaçıncı soru? 38. sorunun cevabı böylelikle e-dramit oldu. Geldik 39'a. Tamam. Yüzey alanını vermiş kenarların ikişerli çarpımının ile çarpıldığını hesaplamış arkadaşlar. Herhangi bir dik prizmanın. Yüksekliği 3 birim olan kare dik prizmanın. Evet kare dik prizma çizelim arkadaşlar. Yani önümüzde şekil olsun. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Siz de çizmeyi öğrenin ya. Çok zor değil arkadaşlar. Çizmeyi öğrenin. Şu kare dik prizmayı çizdik. Ne oluyormuş? Yüksekliği 3 birim olan. Yüksekliği 3 birim olan kare dik prizmanın. Yüksekliği 2 birim arttırıldığında. Bak. Yüksekliğini 2 birim arttıracağız arkadaşlar bunun. Hadi arttıralım bakalım yüksekliğini 2 birim. Evet arttırıyoruz arkadaşlar yükseklik tabanımızda değişmeyecek şekilde. Hop şöyle çizdik. Çizince tabanımız aynı olacak. AA olacak. Bu da AA yükseklikte 2 birim arttırıldı. 5 oldu. Ne diyor şimdi? Evet ben bunun böyle yüksekliğini 5 birim arttı 2 birim arttırırsam alan ne oluyormuş? 40 birim kare artıyormuş. Çok güzel. İsterseniz şöyle diyebilirsiniz. Bu yüzey alanı artı 40. ilk yüzey alanı artı 40. ikinci yüzey alanına eşittir diyebilirsiniz. Ya da ben direkt artanlara bakayım. Arkadaşlar taban alanları öncekiyle aynı mı? Evet taban alanları aynı. Akara kare A akara. Burada bir fazlalık var mı? Yok. Fazlalık olarak ne var arkadaşlar? Fazlalık olarak bakın şurası 3A iken Burası ne oldu? 5A oldu. A bu yüzeye attı. Hatta burası 3A burası 5A. Bir tane dikdörtgende ne kadar arttı? 2A kadar arttı. E burada 4 tane dikdörtgen var. O zaman 2A çarpı 4'ten 8A kadar artış oldu. Direkt artıştan gittik arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunun yüzey alanını bulup artı 40 deyip bunun yüzey alanını eşitleyerek de çıkar. E ben burada taban alanlarında herhangi bir değişim olmadı. Yanal alanlarında değişim oldu. Bu yanal alanı bir tanesi nedir? 3 çarpı A'dan 4 tane var. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ee, 3 çarpı A'dan 4 tane var. 3 çarpı A'dan 4 tane var. Artı e, artan yüzey 40 eşittir. Bu 5 çarpı A'dan 4 tane var diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzey alanına eşit olacak. Sadece artış yanı alanında oluyor. Ya da dediğimiz gibi burası 3 A iken burası 5 A oldu. Bir dikdörtgen 2 A arttı. Ee, 2 A'nın kaç katı kadar? 4 katı kadar. 4 tane dikdörtgen olduğu için arttı. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 40'a eşitmiş Buradan 8A 40 ise A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Evet A 5 yaptı arkadaşlar. A 5 yaptı. Buna göre ilk durumdaki dikkat edin ilk durumdaki bu. Verilen prizmanın taban ayrıtı 2 birim arttırıldığında bu sefer bunun taban ayrıtı 2 birim arttırılırsa yani bunun taban ayrıtı şöyle bir çizeyim isterseniz yine. Bunun taban ayrıtını şöyle yaptığım zaman arkadaşlar yani 5 değil de 7 birim yaptığım zaman bu seferki artış ne olur diye soruluyor arkadaşlar. Şurayı 7 yaptığımda yükseklik de 3 birim olduğunda alan ne kadar değişir diye soruyor arkadaşlar bize. Bak dikkat et bu sefer yine artıştan gideyim. Artışımız hocam taban alanları burası 5 kere 5 25. Hocam bir taban alanı 25 iken bu taban alanı 49. E hocam taban alanlarında 2 tane var. Bu taban alanları 50 bu taban alanları 98. 98 eksi 50 kadar mı artmış oldu? Evet. Taban alanlarında şu kadar artış oldu. Artı yan al alanlarına bakalım. Bunun yan alanı 15. Bunun yan alanı ne oldu arkadaşlar? 7 çarpı 3'ten 21. Hocam bir dikdörtgende yan al alanımız ne kadar artmış oldu? 15'ten 7. 6 kadar artmış oldu. E 6 kadar artmış oldu. Sadece artıştan bakalım isterseniz. Ya da bunun yan alanı kaç? 60. Bunun yan alanı kaç? 4 çarpı 21. Yani 84 yaptı. 84'ten 60'ı da çıkartabilirsiniz. 84 eksi 60 kadar artış oldu diyebilirsiniz. Ya da ne dedik? Bu 15 bu 21. Ee, 4 birim kare artmış. yüzeyde de 4 var. Artı 16 diyebilirdiniz arkadaşlar. Neyse ben baştaki yaptığım şekilde gideyim. Şurada. Bunun taban alanı 25-25-50 iken bunun taban alanı ne oldu arkadaşlar? 49-49-98 oldu. 98-50 kadar artış oldu. Ee, dikdörtgenin alanında da 15 burası. 4 x 15'ten 60 burası. Ee, bu da 21 çarpı 4'ten 84, 84 eksi 60 kadar da burada artış oldu. O zaman 98'den 50'yi çıkartırsam 48 artı 84'ten 60 çıkartırsam 24 geldi. Topladığım zaman da 72 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Sadece artıştan gittik ama şunu da söyleyebilirim. Bunun yüzey alanından, bunun yüzey alanından pardon. Şunun yüzey alanı çıkarttığımız zaman da yine sonuca ulaşırdık. Tabii ki daha pratik oluyor. Aha ben böyle çok konuşunca. Pratik bilgiyi ise daha iyi aktarabilmek için şey yapıyorum. Videonun uzunluğuna bakmayın. Pratik bilgi aslında bu. Pratik bir şekilde direkt bir dakikanın içerisinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Artıştan azalıştan. Evet 39. soru böylelikle 72 yaptı. Geldik 40. soruya. Taban alanı S olan piramidin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'üdür. Evet ucu sivri olan bir şekillerde zaten piramitte ve konide taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Ve Arkadaşlar burada da aslında güzel olmuş her senaryoyla karşı karşıya gelebiliriz. Dikkat ederseniz ÖSYM bu zamana kadarki sorularında ne sordu? ÖSYM bu zamana kadarki sorularında hep iki tane biri sözel bir soru olmak üzere e, hep iki tane katı cisim soru hep prizmalardan sordu. Ama dikkat edin 9. sınıfın müfredatında ne var? Piramit de var. Madem piramit var ÖSYM ilk bölümde yani TYT bölümünde bizim karşımıza piramitle de çıkabilir. Yani sadece prizmalara çalışıp TRT'ye girmeyin arkadaşlar. O yüzden burada da bu soruda hoş olmuş düşünen arkadaşlara teşekkürler. Evet. Öncelikle taban ayrıtı 3 birim olan. Taban ayrıtı 3 birim olan. Her ikisinde de 3 birim. Kare dik piramit biçimindeki özdeş A ve B kabı düz bir raf üzerinde kenarları sırasıyla 1 ve 2 birim olan kare boşluklardan. Şurası 1 birim burası da 2 birim olan kare boşluklardan yetecek şekilde sabitleniyor. Sonra her iki kabada da raf seviyesine kadar şuraya kadar su doldurulmuş. B kabındaki su miktarı A kabındaki su miktarından 21 küp fazlaymış. Arkadaşlar şurayı bulacağım. Ya aslında bunları ayrı ayrı yapalım mı? Ayrı ayrı yapmayalım. Tek bir şekilde üzerinde de gösterebilirim. Eee şimdi yo ayrı ayrı da yapabiliriz aslında. Hocam şunlara baktığımız zaman 1/3 bölü 3 oran mı var? Evet. Şimdi ucu sivri olan şekillerde piramitte ve konide benzerlik Benzerlik oranı. Hop 1 bölü kaç? 3. 1 bölü 3'ün kübü kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 27'dir. Yani şuradaki hacim V iken tamamı 27 V olacak. Buraya kaç kaldı? 26 V kaldı. Buraya gelelim. Buradaki 3 benzerlik oranı 2 bölü 3 değil mi? Evet. 2 bölü 3. 2 bölü 3 benzerlik oranının kübü de kaçtır? 8 bölü 27. Hocam burası 8 V iken burası 19 V'dir boşluk. Adam bize diyor ki B kabındaki su miktarı A kabındaki su miktarına 21 fazlaymış. Yani burası 8V ken, burası V. Ne kadar fazla? 8V eksi V kadar fazla. Yani 7V kadar fazlalık 21'e eşitmiş. V'yi de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Ee, i̇çindeki su miktarının üzerine kaç birim küp su eklenirse A küpü tamamen dolar. A küpünün tamamen dolması için ne yapmam lazım? 26V lazım bana. Bizden o zaman 26V eklememiz isteniyor. Yani... 26 çarpı 3'ten kaç yapıyor? 78 mi yapıyor gençler? Evet 78 yaptı. 40. soru yani son sorunuz cevabı da böylelikle Denizli oldu arkadaşlar. Ve böylelikle bu güzel testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 8'in çözümünde, geometri çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.